Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk döneri nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Kendime evde çocuklarıma yaptığım gibi nasıl yapıyorsam onun videosunu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Ben 1 kilo but kullanacağım. Kasaba söyledim, kemiklerini falan ayırdı. Bana hazırladı bu şekilde. Siz de öyle yapabilirsiniz. 1 kilo da tavuk göğsü kullanıyorum. İlk önce tavukların şu kısımdaki yağlarını alarak başlıyorum. Ama siz isterseniz yağını da kullanabilirsiniz. Çok yağlı istemediğim için ben yağlarını alacağım. İsterseniz kasaba yağını da çıkarttırabilirsiniz. İstediğiniz gibi. Evet, karıştıracağım. Uygun, şöyle geniş olursa daha rahat karıştırırsınız. Uygun bir kaba aldım. Tavuklarımı da hazırladım. Bir su bardağı yoğurt veya da süt fark etmez. Ben yoğurt kullanacağım. Yarım su bardağı sıvı yağ. Birer tatlı kaşığı tuz, pul biber, toz biber, karabiber. Birer tatlı kaşığı ama dolu dolu. Hatta pul biber biraz, toz biber biraz daha fazla. Bir yemek kaşığına yakın kekik. Bir tatlı kaşığı salça. Biber salçası kullanıyorum. Kuru soğanı rendeledim. Burada bekletiyordum. Suyunu da ekliyorum. Sadece suyunu ekliyoruz. Ve karıştırıyorum. Evet, sosu hazırladım. Hemen şöyle içerisine atıyorum. Yaparken en önemli dikkat etmeniz gerekenlerden bir tanesi de kesinlikle tamamen buttan yapın ama tamamen göğüsten yapmayın. Çünkü çok yağsız olduğu için kuru olur dönerleriniz. Ondan dolayı butla yapmak isterseniz yapın ama direkt göğüsle yapmayın. Çok kuru olur. Evet, tavukları iyice buladım. Hemen streç filmi sarıyorum. 2-3 saat dolabın normal gözünde tutacağım. Eğer sizin vaktiniz varsa 4-5 saat tutsanız daha iyi olur. Hatta daha fazla bile. Ama benim çok vaktim olmadığı için fazla tutamayacağım. Birazcık dolapta tutacağım. Evet, tavukları ortalama 2 saattir dolapta bekletiyordum. Hemen bir streç filmi alıyorum. Şöyle tahtamın üzerine seriyorum. Genişçe 3 kat yapacağım yırtılmaya karşı. Bir tane tavuğun göğsünden bir tane buttan şeklinde dizeceğim. Üzerine şöyle atıyorum. Bir tane daha streç çekiyorum. Yanlardan sıkıyorum. Siz de yapacağınız kadar, ne kadar tüketecekseniz o kadar. Çünkü yaptıktan sonra bir daha buzluğa atamıyoruz. Benim bu yaptığım ortalama 4-5 kişiye kadar yetecektir. Şöyle iyice sıkıyorum. Kenarlarını bağlıyorum. Eldivenle biraz zorlanıyorum. İki tane yapacağım. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlayacağım. Evet, ikisini de hazırladıktan sonra tekrar arasından çıkabilir diye şöyle
dönerleri hazırladım. Gördüğünüz gibi buzluğa atacağım. En az bir gece kesinlikle durması gerekiyor. Ondan sonra ne zaman isterseniz çıkartın. Çıkartıp tüketebilirsiniz. Ben şimdi bir gece boyunca dolapta tuttuktan sonra çıkartıp size nasıl hazırladığımı Evet, göstereceğim. döneri 2 gündür dolabımın buzlu kısmında bekliyordu. Kullanmadan 1 saat önce çıkarttım. Hafif birazcık şöyle yumuşasın ki rahat doğrayabileyim. Çok buzlu olursa çünkü doğramakta zorlanırsınız. Hemen şöyle açıyorum ama çok fazla da eritmeyin. Bu ocağın üstünde yapıyorum. Bir tahta oturtturdum. Size daha rahat kesimini gösterebilmek için. Şöyle çok aşırı ince de değil, çok kalın da değil, normal. Şöyle göstereyim. Bu kalınlıkta gayet iyi. Evet, bütün hepsini kestim. Kestiğim dönerleri tavamın içine alıyorum. Altında yakıyorum. Hafif ısındıktan sonra bir süre dokunmayın. Bu şekilde biraz çözülsün. Daha sonrasında çevire çevire, yani daha doğrusu karıştıra karıştıra pişireceğim. Bu esnada altını kısmıyoruz. Yani yüksek ateşten biraz daha düşük diyebilirim. Çok kısarsanız eğer bu sefer sulanır daha fazla. Zaten buzlu olduğu için daha çok böyle sulu sulu olur. Sulanmaması için altını yüksek açın. Evet, artık iyice suyunu çekti. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Şimdi içerisine birazcık sıvı yağ ekleyeceğim. Biraz da yağ ile kavuracağım. Çok değil, 3-4 yemek kaşığı yeterli. Evet, döneri gördüğünüz gibi bu kıvamda iyice kavurdum. Ben birazcık pilav üstü size göstermek istiyorum. Pilavın yanında birazcık da şöyle hamburger ekmeği ya da sandviç ekmeği deniyor bunlara. Bunun içerisinde yapacağım ya da ekmek arası da yapabilirsiniz. Ben sadece sizlere göstermek için ikisini hazırladım. Hemen şöyle içerisine alıyorum. Şöyle pilavın yanına koyuyorum. Şöyle yakından göstereyim. İsterseniz böyle sandviç ekmeklerinde ya da böyle pilavın yanında da hazırlayabilirsiniz. Hatta ekmek arası bile yapabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız o şekilde tüketebilirsiniz. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.